Kerem Alkin, ikinci çeyrek büyüme yüzde dört buçuk dört Dün açıklanan Haziran ayı sanayi üretim verileri sonrasında önemli bir detay, yüksek teknoloji ile üretim gerçekleştiren sanayi alanının hem takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişimde %17.9 hem de mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış aylık değişimde %6.6 ile önemli bir üretim başarısına imza attığını gözlemledik. Açıklanan verilerin ışığında 2017 yılının aynı ikinci çeyreğine göre sanayi üretiminin %5.34'lük bir artış yakalaması yılın ikinci çeyreğine dair 10 Eylül'de Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı gayri safi yurt içi hasıla büyüme hızı oranına dair tahminimizi %4.11 ile 5.27 aralığında şekillendirdi. Bununla birlikte tahmin aralığımın orta noktası anlamında %70 olasılıkla gayri safi yurt içi hasıla büyüme hızı ikinci çeyrek tahmin aralığımın %4.55-4.69 olduğunu ifade etmek isterim. Bu da yine %70 olasılıkla 2018'in ilk yarısında Türkiye'nin %5.5-6 arası bir büyüme hızı oranı yakalamış olduğu anlamına geliyor. Haziran ayının önemli bir kısmının Ramazan ve ardından bayramla geçtiğini dikkate aldığımızda Temmuz ayı sanayi üretim verisinin bir ölçüde rekor kırmayı sürdüren ihracat performansıyla yine yüksek gelebileceği söylenebilir. Ancak ancak nasıl ki 15 Temmuz 2016'da FETÖ hain darbe girişiminin gerçekleştiği Temmuz ayında negatif bir sanayi üretim değişim oranı gözlemlediysek, Amerikan yönetiminin içine çöreklenmiş ve Beyaz Sarayı da kontrolünü almış küreselci derin yapıların döviz kurları üzerinden Türkiye'ye karşı yürütmeye kalktığı ekonomik darbe girişimi nedeniyle Ağustos ayında sanayi üretim verisinin negatif gelme olasılığı göz ardı edilmemeli. Bununla birlikte Hazine ve Maliye Bakanımız Albayrak'ın orkestrasyonunda Tüm ekonomi yönetimi kurumlarının etkili ve başarılı bir şekilde yürüttükleri ekonomik operasyonu bertaraf etme adımlarının döviz kurlarında sağladığı sakinleşmenin ve uluslararası finans piyasası profesyonellerine yönelik olarak yürütülen iletişim stratejisinin olumlu etkilerini kısa sürede gözlemledik. Amerika'nın tetiklediği yıldız savaşları Beyaz Saray yönetiminin saldırgan ve küstah tutumunun da bir sonucu olarak Türkiye ile AB'nin lokomotif ülkeleri Almanya, Fransa ve İtalya, Rusya, Çin, Katar arasında Amerika'nın saldırgan tavrının dünya ekonomi politiğine verdiği ağır zarar noktasında istişare ve birlikte hareket etme motivasyonunu da hızlandırmış durumda. Bu noktada Türkiye'nin gerek AB gerekse yeni ihracat pazarlarıyla ticaretini, turizm ilişkilerini güçlendirmesi, tasarruflara ağırlık verdiği bir dönemde Türkiye'nin cari açığının gerilemesine de pozitif yönde yansıyacaktır. Büyümemizi makul bir düzeyde tutarak önümüzdeki bir yılı ekonomide sathı müdafaa formatında yöneteceğiz. Kerem Alkin sabah